Aslan yelesi. Aslan yelesi. Aslan yelesi. ...1986 yılına kadar bütün dünyadaki doktorlar, hala doktorların bir kısmı beyindeki sinir hücresindeki ve sinir sistemindeki sinir hücreleri gelişmez, değişmez, dönüşmez, büyümez, çoğalmaz. Ne olur ölür diyorlardı. Beyindeki sinir hücreleri, sinir sistemindeki sinir hücreleri, omurilin içindeki sinir hücreleri ve vücudumuza dağılan bütün sinir hücreleri gelişmez, değişmez, dönüşmez, çoğalmaz, iyileşmez ama ölür. Hoppala. O zaman herhangi bir hastalık geçiren kişinin çökmesi lazım hemen. 100 yaşını kimse bulmaz. Herkes 15-20 yaşında yallak göçer. O görüşe göre. Yani diyorlardı ki işte cilt hücresi şu kadar günde, kan hücreleri 120 günde bir yenilenir, karaciğer hücreleri 220 günde yenilenir, mide hücresi 24 günde bir yenilenir, kemik hücreleri 2 yılda bir yenilenir. Her şeye bir şey söylediler. Sinir hücrelerine gelince doğduğu günden öleceği güne kadar değişmez. Tövbe tövbe. Ve işte Doktor Rita Levi-Montalcini bu görüşü çökertti. Muazzam bir buluş yaptı bu kanın. Beyinde bir sinir faktörü buldu. Saçlarım kabarmış. Bir buluş yaptı. Bu buluş nedir? Beyinde bir protein buldu. Nerf growth factor. Yani sinir büyüme faktörü diye bir şey buldu. Bu bir enzim. Makine gibi ama çok büyük bir protein, bir enzim. Bu makine gibi çalıştırıyoruz, beyinde tadilat, tamirat yapıyoruz. Yapısı, dokusu, özellikleri bozulan hücreleri yeniliyor. Ama kimyasal ilaç kullanmaktan, yanlış beslenmekten vesaire vesaire ne oluyor? Bu enzim çalışmıyor. Fişi çekilmiş makine gibi duruyor, stop, bekliyor. Beyin hücrelerinin ölmesini bekliyor. Kendi de deform oluyor, bozuluyor. Kadın bu buluşu buldu ama Nobel ödülü aldı 1986'da bu buluştan dolayı. Ama bu çok büyük bir molekül. Enjekte etsen, hap damladıraca kullansan, beyin ve omuriliği koruyan bir tabaka var. Sıvı var. Bu sıvıya beyin sıvısı diyoruz. Beyin sıvısı. Boz. Beyin omurilik sıvısı, pardon. Şu mavi olan kısım. Şurada çoğalmış. Şurada çoğalmış. Hidrosefaliye sebebi. Pardon, şurada çoğalmış. Hidrosefali. Şurun normal hali. Beynin etrafında ve içinde. Bir sıvı var. Beyni kandaki yabancı maddelerden veya dışarıdan, içeriden her türlü şeyden koruyor. Beyin adeta bir havuz içinde gibi. Beyni koruyor. Beyne giren çıkan her şeye karşı koruyor. Boz, beyin omurilik sıvısı. Buna Türkçe'de bel sıvısı da denir eskiden. Bu protein çok büyük olduğu için bu bozu geçemiyor. Geçemez. O nedenle bir buluş oldu ama bilgiden başka ileri gidemedi. Kaldı. Buluş oldu, anlaşıldı, tamam böyle bir şey var. Ama bu motoru nasıl çalıştırırız, bu sinir büyüme faktörü, nerf growth factor. Nasıl çalıştırırız bunu, çözemedi kadın. 100 yaşında zaten Nobel ödülü aldı, öldü. Kadın zaten 100 yaşındaydı, geliştiremedi projeyi. O bu projeyi Japon ilim adamı Hirozaku Kawagishi buldu. Hirozaki Kawagishi şu aslan yelesi mantarından ağaca böyle böyle üzerinde parazit olarak yetişen bir bitki. Aslan yelesine benzediği için Lyons mene, aslan yelesine. Herequium erinaceus. Erinaceus Latincesi. Şimdi Kawagishi aslan yelesi mantarının birleşiminde binden fazla etken madde saymış, bla 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 bla, vitaminler, mineraller, enzimler, karbonhidrat, selüloz,
fosfor, demir, kalsiyum vesaire vesaire ama beta glukon, ergesteron falan filan ama bizi ilgilendiren nedir? Sinirin kılıfını, sinir hücrelerini birbirine bağlayan bağın etrafındaki kılıfa miyelinin miyelini tamir eden ve hücreyi yenileyen bir madde bulunur. Herikenon erinasin. Bu iki etken madde hapla, damlayla, drajeyle kandan verdiğiniz zaman direkt beyine gidiyor. Bosu geçiyor. Beyin omurilik sıvısını geçiyor ve orada çalışmayan makineyi çalışıyor. Makine nedir? Sinir büyüme faktörü. Çok büyük bir makine. Fişi çekilmiş makine gibi duruyor orada, atıl. Ne yapıyor bunu? Çalıştırıyor. Tekrar cereyan takıyor. Hadi çalış bakayım. Full tempo. Beyindeki hücreleri tamir ediyor. Evet, Allah doğada, tabiatta, insanoğlu için çok şey vermiş. Ama arayıp bulacaksın. Her şey var doğada. Hem de en mükemmeli. Her şeyin en mükemmelini vermiş. Efendim, şimdi aslan yelesiyle ilgili çok güzel yorumlar yapmış. Hüseyin Bağlam, beyefendi hazretleri. Arkadaşının dedesi Parkinson yakalanmış, sonra demans olmuş, Alzheimer olmuş falan filan. Adam çok büyük, meşhur bir ressamken böyle bön bön bakan bir adam haline gelmiş. Torunu demiş ki Hüseyin Bey, ya dedem çok iyi bir arkadaşımdı. Can ciğer, sohbet ediyorduk, adam gitti ya. Parkinson, demans, Alzheimer. Çok üzülüyorum demiş. O da demiş ki Gökçe tedavi eder. Nasıl? Şöyle. Bizden aradılar, bizden ben dedim ki alt hafta etkini görürse devam edelim. Kurtarabiliriz inşallah. Biz ürünleri gönderdik, kullandı. İki hafta sonra dedik ki çok güzel, devam edelim. Tam 7 ay kullandılar. Adam hastalıktan önceki halinden daha iyi hale geldi. Tekrar resim yapmaya başladı ve torunuyla, çocuklarla sohbet etmeye başladı. Evet, yaparsa Gökçek yapar. Bismillah. Metin Akdağ, dikkat dağınıklığı, zeka gelişimi, vücut direnci için üzerlik. Sarı kantonu, üzerlik, vurmuş koltuk. Dikkat dağınıklığı, zeka gelişimi, özellik şu. Özellik, sarı kantarın aslan yelesi kapsülü, üçünü de birbirine iyi, üçü de birbirinden iyi demiş. Ayla Hanım, sarı kantaron, özellik, aslan yelesi. Ürünlerini ikizlerim kullanıyor demiş, ikizleri kullanıyormuş. Üçün. Şunu kullanıyorum. Konuşma gecikliği gecikmiş. Konuşmaları gecikmiş. Dikkat dağınıklığı vardı. Şimdi daha rahat konuşuyorlar. Birinci sınıfa gidiyorlar. İbrahim Bey'den Allah razı olsun. La ilahe illallah. Mahmud. Konuşma gecikliği, dikkat dağınıklığı sorunları vardı. Ürünleri kullanıyorum. Çocuklarım mükemmel konuşuyor. Okula gidiyor. Buyurun. Varsa bir baba yiğit, Türkiye'de değil, dünyada bunu yapabilen. Ya tabii ki biz sadece bir aracıyız. Allah nasip ediyor. Haşa, bir de kibirlenme, kurulanmak da kötü bir şey yani. Yoksa Allah bir çarpar, süreçten şaşırır. Büyüklenmek, kibirlenmek iyi değil. Yani Allah korusun. Çağal Denizcan, 3 gündür ormuz, aslan yelesi kullanıyorum. İçerisinde sadece aslan yelesi değil, birçok faydalı ürün daha var. Daha ilk günden faydasını gördüm.
Zihni berraklaştırıyor, konsantrasyonu artırıyor, sakinlik veriyor demiş. Aslan yenesi. Şimdi şeye bakalım, Amazon'a. Lyons mane. Mane, Lyons mane, aslan yenesi demek. Lyons mane, Lyons mane. Evet, bir tane bulduk. Kapsül yok. $29.99. İçinde ne var? İçinde hava gazı. Azıcık bir şey koymuşlar. Ekstrakt koymuşlar. %20 ekstrakt diyor. Gerisi dolgu maddesiymiş. Bir tane kapsüle bakalım. Evet. Kaç tane kapsülde? Lyons mane kaç tane fiyatı? $23.96 yani. Evet. Aslan yelesi de biz kendi ürettiğimize bakalım. Gökçek marketten bakıyorum. Aslan yelesi. Evet. Aslan yelesinde, pardon, aslan yelesi değilmiş bu. Aslan yelesi. Evet. Aslan yelesinde Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola Centella. Hindistan'dan geliyor bu ekstrakt. Beyni temizliyor, arıtıyor. Beyin içinde kan dolaşımı düzenliyor. Sarı kantaron sakinleştirici. Mabed ağacı yani ginkgo. Beyni unutkanlık hafıza zafiyetine karşı. Çörek otu ekstraktı. Metil sulfonül metan etken maddeyi hedefe taşıyıcı. Ve enfeksiyonlara yönelici. Üzerlik ekstraktı. Ginkgo ekstraktı. Ginkgo diyorum. Ginseng. Ve aslan yelesi. 400 miligram. Güçlendirilmiş. Hem içinde etken madde çok, hem de güçlendirilmiş. Fiyatı nedir? 99 lira. Amerikalılar kaçı satıyor? Amerika'da $30. Ama içinde sadece bir miktar, %20 yani 200 miligram aslan yelesi var. Geride serisi nişasta. Bizim ürünle karşılaştıramazsınız. Karşılaştıramazsınız. Amerikan şirketi. Adı Amerikan şirketi. Hepsi dalabere.